aldığım yerden dışarı adım atayım dedim. Bakın şuranın 3. katında oturuyor arkadaşım. Sağ olsun dedi, gel dedi, kal dedi ne kadar istersen. Ben de dışarı çıktım. Şimdi kendisi de gelecek. Beraber bakalım bir kaç yere gideceğiz. Bakalım. Bu da evin arka tarafları. Şimdi yavaş yavaş ilerliyoruz. It is many, how you say, home, you know? Yeah, it's the same. It's built by government. Government. Yeah, yeah. Okay. And okay. Teachers. Okay. 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 Bayağı değişik yerler. Burada da bir tane çadır gibi bir yer var ama yani bank falan yapmışlar. Evet, güzel ya. Arkadaşlar bakın, bu bölgenin adı, benim arkadaşımın oturduğu bölgenin adı da Nursat'mış. Yani bu bölge Nursat diye geçiyor, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten buraları hep yeni yapıymış, yani Çimkent'in, öyle söyleyeyim ben size. Yani yeni Çimkent, bir de eski Çimkent diye bir yer varmış. Yani burası hep yeni yerler, Çimkent'in yeni yapım aşamasındaki yerleri arkadaşlar. Karşıya gideceğiz. Evet arkadaşlar bakın, şöyle bir yere geldik. İleride bilmiyorum, böyle alışveriş merkezi gibi bir yer var ama şurada bakın, ileride görüyorsunuz Simkent diye yazılıyor. Yani buranın diliyle Simkent diye yazılıyor ama Türkçe'de de Çimkent, yani bildiğiniz Çimkent olarak yazılıyor, öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir durum. Simkent. Yolumuzda ilerliyoruz. Buraları güzel ya, fena değil. Dediğim gibi yani hep böyle yüksek binalar var burada Çimkent'te, ona dikkat ettim. Hep böyle yeni yapı, yani evler falan hep bakın gördüğünüz gibi hepsi yeni yapı bunların yani. Yani bu bölge, Çimkent'in bu göbesi dediğim gibi yeni bir bölge arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani gerçekten Çimkent de çok büyük, yani Taraz'a göre çok daha büyük bir şehirmiş. Yani hani gez gez bitmez yani, öyle söyleyeyim ben size. This is Moskova? Yeah, Moskova. Arkadaşlar bakın, bir tane cami. Herhalde daha yapımı tamamlanıyor veya tamamlanmak üzere. Bir tane cami gördüm, hemen çekeyim dedim. Arkadaşlar bakın, bu gördüğünüz bina da Çimkent Belediyesi'ne ait, öyle söyleyeyim yani. Bildiğiniz devlet binası. Burası da ne demişti? Vallahi bir tane bir hal dedi ama öyle bir toplantı salonu gibi bir şey. Güzel yapmışlar ama. Evet, yolumuza ilerliyoruz. Sağ olsun. Az da olsa akşam akşam çıkardı. Dedi gel gidelim. Az da olsa çekmek istedim ben de zaten. Hazır gelmişim, bari boş durmayalım. Siz Çimkent'i göstereyim, gezdireyim. Oba. Ya yollara falan bilmiyorum, dikkat ediyor musunuz? Yani bildiğiniz aynı, yani nasıl diyeyim ben size, düzenlemesi şeyi falan, yani bildiğiniz hani Avrupa yolları gibi ya. Çok güzel yapmışlar gerçekten buraları. Gerçekten çok çok güzel yapmışlar diyebilirim yani. Böyle bir durum. Otobüse bindik. Otobüste buradan bakalım daha ileri bir yere gideceğiz. Kazakistan'daki Çimkent'teki otobüs arkadaşlar. Buraları da çarşısıymış arkadaşlar, yani çarşı. Tam böyle merkezi bölgelerindeyiz şu an, öyle söyleyeyim. Tam böyle merkezindeyiz Çimkent. Ya bakın, bir de otobüste şimdi şöyle şeyler var, görüyorsunuz kare kodu var. Bu kare kodunu telefonunuzla okutup ödemenizi yapabiliyorsunuz. Yani
dediğim gibi dijital ödeme yapabiliyorsunuz bu şekilde. Yani ya da normal parayla otobüs şoförünün yanına gidip ödeyip de şey yapabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz eski Çimkent'te bu bölgeymiş arkadaşlar. Eski Çimkent bölgesi. Tam böyle çarşının göbeğindeyiz arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Burası dediğim gibi eski Çimkent diye geçiyor. Sonuçta tabii ki aynı Çimkent ama tam böyle çarşının oradayız. Sonunda otobüsten indik. Öyle söyleyeyim. Buraları dediğim gibi tam böyle merkezi yerler. Çimkent'in tam böyle merkezindeyiz yani. Tam böyle akşam vakti. Her tarafa şey, aydınlanma var. Gece de dedi çok güzeldi. Akşamları da güzeldi burası. Buralara. Bakalım az da olsa. Bakacağız. Biggest hotel. In Çimkent. Grand hotel varmış da. Yeah, it's south center. Okay. Center of Çimkent. South of Çimkent. Okay. Nereye geçeceğiz? Karşıya mı geçeceğiz? Der. Yeah. And you have to put your attention to there. Okay. This house. Okay. Yes. This is other room. Opposite. Yes, opposite. Yes. Yok vallahi tengem yok. Alacağım ama tengem yok. Yok ki tengem yok. Şimkent. We had different mayor. Okay. Evet, dediğim gibi burası Çimkent'in tam merkezi yeri arkadaşlar. Tam böyle çarşısının göbeğindeyiz, öyle söyleyeyim ben size. Gerçekten çok güzel bir yer. Çok değişik bir yer, öyle söyleyeyim. Hemen arka tarafında da Luna Park falan var zaten, buradan belli. Şu arkada dönme dolap var, buradan belli zaten. Işıkları falan yanıyor. Böyle bir yer. It's beautiful. It's beautiful. Yeah, it's very nice. It's very nice. I really like Çimkent. Yes. It's really really very interesting. Evet. Yeah, here. Mural. Okay. Hep bakın böyle ışıklandırma yapmışlar ya, şemsiyelerin kenarlarına hep böyle led ışık falan takmışlar. Çok değişik bir görüntüsü olmuş yani. Gerçekten çok güzel bir hava vermiş buraya bu ışıklandırmalar. Güzel yani, fena değil. Okay. If I have money I give, but I have not. Hava. Evet, amcamız da burada. Evet arkadaşlar, şu karşıda bir alışveriş merkezi varmış. AVM. Oraya gideceğiz. Oraya bir kolaçan edeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar bakın, burada şimdi tiyatronun önünden geçeceğiz. Burası Kazakistan'ın halk tiyatrosuymuş. Evet. Tiyatro binası. Russian. Okay. Rus tiyatrosuymuş ya, öyle söyleyeyim ben size. Rusça tiyatro. Böyle bir yer. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar.
Arkadaşlar bakın şöyle bir kulübe gördüm. Telefon yazıyor. Çok eski böyle İngiltere'de falan oluyor herhalde bunlardan ama çok güzel şık duruyor. Dağ AVM'si. Bayağı büyük dağ AVM ama. AVM'nin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar ya? 10 numara 5 yıldız bir AVM yapmışlar. Süper. AVM'den bir tane ceket. Sağ olsun beğendi. Bir de bu dedi güzelmiş. Bir tane ceket aldık. Şimdi yürüyoruz. Burada restoranlar falan var ama. Aa, okey. Okey. In Turkey, ah, yeah, understand. Odur. Turkish cafe. Türk, aha, Türk kahvesi gördük valla. Yeah, Türk kahvesi. Şimdi şöyle bir kafeteryaya gidiyoruz ama. Arkadaşlar şimdi şöyle bir kafeteryaya geldik, öyle söyleyeyim. Hep birlikte Couchsurfing toplantısı varmış bugün. Benim arkadaş da dedi gel gidelim dedi akşam dedi. Bir saat falan orada da bir toplantı olacak dedi. Yani hep beraber buluşacağız falan dedi, eğleneceğiz dedi. Bakalım şimdi bir oyun oynuyoruz ama şöyle elimde şöyle şeyler var. Şöyle bir şey verdi. Ben de anlamadım. Bakacağım şimdi ne oynadığımıza. Bakalım ne oynayacağız. Kana geçtik. Şey kapanmış ya, kamera kapanmış. Ben de çekiyor sandım. Şimdi burada döner kebap falan aldık. Burger, burger bir şeyler var. Şöyle kombo. Kıs tutuyor bırakınca. Fiyatları yazıyor bak burada. 1750 diyor Türk kebabı. Patates var içinde. Kola var. Bir de döner kebap. Bakalım onu deneyeceğiz. Böyle bir durum. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz lavaşta daha demin oturduk. Yemek falan yedik. Şimdi bir tane taksi çağırdık. Taksi gelecek. Buradan bizi eve götürecek. Yaklaşık bir 10 kilometre falan. 8-10 kilometre aşağı yukarı. Böyle bir durum. Geldik. Evet arkadaşlar, şimdi öyle bir yola çıktım. Birazdan bir tane sim kartı lazım. Sim kartı almam lazım çünkü internetim yok. Şu karşıda görebilirsiniz. Bir tane cami var. Çok güzel. Büyük ihtimal bugün Türkistan'a geçeceğim. Bakalım. Şöyle bir pazar yerine geldim ama bir tane sim kart alacağım. Hep şey soruyorlar ya. Böyle bir durum. Değişik bir pazar yerindeyim. Pazar yerindeyim.
Bazı dükkanlar kapalı, bazıları açık. Böyle bir yer ya. Yan tarafta da hemen otobüs durağı varmış. Oraya gideceğim. Otobüsle. Ya trenle gidecektim ama vazgeçtim. Otobüsle gideceğim ya Türkistan'a. Burada da dediğim gibi durmanın bir anlamı yok. Çünkü kız da dedi yani Çimkent'te fazla görülecek bir yer yok çünkü. Gerçekten şey bir yer değil. Burası sadece Çimkent böyle geçiş noktası gibi bir yer böyle. İşte Özbekistan'a geçiş, Kırgızistan'a geçiş tam böyle sınırda bir yerde. O yüzden böyle bir yer. Tencere çarşısına girdim böyle. Çeşitli tencereler, tavalar. Çeşitli böyle buraya ait süslemeli şeyler falan satıyorlar. Değişik bir pazar. Bunlar hep böyle Kazakistan'da şeylerle falan içiyorlar. Kolay gelsin. Evet. Değişik ürünler satıyorlar burada. Oh. Böyle boydan boya, yukarıdan aşağı komple çarşı diye geçiyor ama buranın pazarı yani öyle söyleyeyim buranın çarşısı, pazarı. Çimkent'i. Böyle bir yer. İşte buraları dolanalım. Şu aşağıda da meyve sebze pazarı varmış. Evet. Değişik bir pazar ya. Hemen hemen her şeyi bulabiliyorsunuz bu pazarda. Öyle söyleyeyim ben aslında. Yani kıyafet, yiyecek, içecek, meyve sebze. Burası da aynen. Meyve sebze pazarı diye geçiyor. Dediğim gibi bayağı büyük bir pazar burası. Gerçekten değişik, güzel bir pazar yani. Çeşitli Kazak ürünleri falan satılıyor burada işte. Şunlar kayısıya benziyor, Türk kayısına benziyor ama değişik ürünler. İşte elmaydı, armuttu. Aynı Türkiye'deki pazar gibi yani, aynı. Aba. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Bakıyorum. Bakıyorum. Türkiye abi, Türkiye. Merhaba. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Türkiye abi. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Rahmet. Türkçeyi anlıyorsun mu? Türkçe. Çüçüt. Mi çüçüt paruski. Kolay gelsin abi. Görüşürüz. Sağ ol. Evet. Evet. Hepsi de dediğim gibi Türk olduğunuzu gördüğünde hemen hemen hepsi selam veriyor yani. Böyle bir durum ya. İşte burada boydan boya gidiyor ya. Boydan boya bayağı bir. Şu arkası da et pazarı herhalde. Et, sucuk, mucuk bir şeyler satıyorlar. Böyle bir yer. Hemen yan tarafı da burası da otobüs istasyonuymuş. Böyle otobüslerle işte çeşitli yerlere gidiyorsunuz. Ya şimdi şöyle bir minibüsle Türkistan'a geçeceğim öyle söyleyeyim. Bu tarz arabalar geçiyor yani buradan. Ya şeyle falan da trenle falan da gidiyorsunuz ama arabayla daha yakın yani. Trenle yaklaşık 3 saat falan sürüyor. Araçla yaklaşık 1,5 saat falan yani. Çok fazla uzak bir yer değil. Aşağı yukarı da 2000 tenge gibi bir ücreti var. Böyle bir durum. Araç doldu ve yola çıkıyoruz.
Boğaziçi Üniversitesi. Burası arkadaşlar. Türkistan'da. Ahmet Yesevi Üniversitesi. Geldik. Ya öyle güzel yerlerden geçtik ki anlatamam. Oraları hep geride kaldı. Bu Ahmet Yesevi'nin biraz ilerisinde falan kaldı. AVM'lerden tutun böyle farklı böyle mescit tarzı yerlere. Oralara gideceğiz bakalım. Bir yerlerde bir şey yiyelim. Bir şeyler. Yoruldum bayağı ya. Bayağı insan varmış Türkistan'da da. Karşısında çok farklı bir yer ya. Bilmiyorum alışveriş yeri mi? Restoranlar falan var herhalde. Çok değişik güzel bir yer. Böyle o minibüs beni tam böyle Türkistan'ın göbeğine bıraktı öyle söyleyeyim. Tam böyle pazarların oradayım öyle tahmin ediyorum. Çarşı pazarın oraya geldi. Bir yere geldim işte arkadaşlar ya. Şu şekilde göstereyim az da olsa. Tam böyle insanların falan olduğu şu şekilde alışveriş yerlerinin olduğu böyle bir yerde. Burada dediğim gibi bir yemek falan yiyeceğim. Ondan sonra bir arkadaş var işte. Yani tanıştım daha doğrusu. Bakalım dedi gelir kalırsın bende. Bakalım onu arayacağım ya da o beni arayacak. Böyle bir durum. Farkları var buranın ya. Bu şekilde ilerleyelim yolumuzda. Daha farklı bir sokağa. Çeşitli böyle dükkanların olduğu yerler. Merberler. Bir şeyler yazıyor. Böyle bir yer. Ben şöyle karşımda Cenis Sabay diye bir yer çıktı. Herhalde park orası. Bir oraya gidelim biraz. Oraları çekelim. Bir park burası da ya. İnsanların gezdiği, dolaştığı değişik bir park. Şurada da yazıyor zaten. Türkistan diyor. Çeşitli çevre düzenlemeleri falan yapmışlar. Gerçekten fena değil ya. Şey olarak. Değişik yani. Buranın da havası bir ayrı. Türkistan'ın da havası daha ayrı yani. Öyle söyleyeyim. Yani ben gerçekten Türkistan'a girer girmez anladım yani. Çok güzel, çok değişik bir şehir olduğunu. Girer girmez zaten ben buradayım diyor şehri yani. O kadar güzel yerlerden geçtim ki oraları çekemedim ama mutlaka gideceğim yani öyle söyleyeyim. Geride kaldı onlar bayağı bir şöyle bir 5-6 kilometre falan. Oraları mutlaka çekeceğim. Bu neymiş? Bu şekilde büsler falan var. Burası bir meydan, bir yani böyle tahmin ediyorum ki buranın tarihiyle ilgili şeyler yazıyor. Şu şekilde bir yer var. Ayrıca 1941-1945 diye şöyle bir şey var. Üst bir şey yapmışlar. Böyle bir yer burası. Bu gibi değişik ya. Türkistan diyor.
ismi de şeye de benziyor, Türkmenistan'a da benziyor. Başka ülke değil yani, Türkistan, Kazakistan sınırları içerisinde. Apayrı bir şehir yani, öyle söyleyeyim ben size. Yolumuzda ilerleyelim. Burası da dediğim gibi çok daha farklı, çok daha güzel bir park yani. Buranın... Ben seviyorum böyle yerleri ya, böyle çok fazla insanın olmadığı, böyle daha sakin, daha natürel yerleri o kadar daha çok seviyorum ki. Yani şeyleri sevmiyorum. Mesela çarşı, pazar, bunu gerçi birçok videoda anlatmışımdır. Burada şöyle bir motif var. İşte çarşıydı, pazardı, ne bileyim, böyle çok fazla böyle insanların çok yoğun olduğu yerleri, böyle şehir hayatını gerçekten sevmiyorum. Yani bilmiyorum ama bu benim öyle tahmin ediyorum ki yapımda var ya. Yani böyle çok fazla ya bilmiyorum. Ya çekesim de gelmiyor zaten, böyle çok fazla insanın olduğu yerleri böyle hani içimden gelmiyor. Ama bu tarz yerleri mesela hani göstermeyi daha çok böyle isteyerek yapıyorum. Evet, şurada bir gelinle damat var, fotoğraf falan çekiniyor. Burası ayrıyeten, evet, yani bu park gerçekten tam böyle fotoğraf falan çekilmelik bir park yani. Gerçekten çok güzel. Şöyle bir yer yapmışlar. Sağ ol. Evet. Evet, gelinle damat orada fotoğraf çekiyorlar. Böyle bir yer. Lambalar da acayip ya. Çok değişik yapmışlar buranın lambalarını. Aşağıdan kıvrımlı şekilde gidiyor yukarı doğru falan. Güzel. Arkada da Luna Park falan var. Güzel bir yer ya. Ferah bir yer. Evet. Eğlence parkı yapmışlar küçük çocuklar için falan. Sonra. Dönme dolap bile çok farklı ya. Şöyle bir yakınlaştırayım. Çok acayip farklı bir dönme dolap. Değişik. Evet, burası da oturma dinlenme alanları herhalde. Böyle bir park arkadaşlar. Türkistan parkın yan tarafına geçtik. Burada da böyle bir şeyler yapmışlar. Oturma yerleri falan var. Ortada. Aha, şurada bir tane, ne alakaysa, oğlak mı bu? Keçi mi, oğlak mı? Onun heykelini dikmişler. Allah Allah. Ne yaptı acaba o? Kahraman oğlak. Sağ ol. Yakından bir. Evet, burada. Burası da böyle bir park arkadaşlar. Yavaş yavaş. Arkadaş dedi, 2 saat içinde işim bitecek. Ben de işte 2 saat takılacağım buralarda. Ondan sonra da arkadaşla işte buluşacağız. Ondan sonra bakalım ya. Bugün zaten fazla gezmeyi düşünmüyorum. Zaten akşam oluyor saat. Akşama yakın. Belki akşam da çıkabiliriz. Onu da bilmiyorum. Belki de akşam daha güzel oluyor o gördüğüm yerler. Çünkü o kadar güzel yerlerden geçtim ki hala oranın etkisinde kaldım. Hala düşünüyorum acaba otobüse motobüse atlayıp oraya gitsem mi diye. Ama yok ya, acelesi yok. Oraları kaçmıyor. Oralara elbet gideceğiz. Bakalım. Bu tarafta da hep böyle araba tamircileri falan var. Arabayla ilgili şeyler var. Şimdi yolumuzda ilerleyelim bakalım. Çok enteresan bir şehir ya bu Türkistan.
Yani bana çok değişik ve güzel, enteresan geldi, öyle söyleyeyim. Tahmin ediyorum ki bildiğiniz gaz boruları ya. Koca koca gaz boruları bildiğiniz böyle taşın üzerinden falan götürmüşler böyle. Biliyorum yani. Herhalde gaz borusu bunlar. Böyle bir durum. Daha sakin bir yola girdim. Navigasyon beni buradan getiriyor. Gideceğim yere. Ya şu öksürük de bitseydi o kadar güzel olacaktı ki. Bir öksürük var işte. O beni biraz uğraştırıyor. Lay lay lay. Evet. Türkistan sokakları. Burası tabi, buraları biraz yani Türkistan'ın arka tarafları diye tahmin ediyorum herhalde. Merkezden çünkü biraz uzaklaştık. Aşağı yukarı bir parktan itibaren bir 3,5-4 kilometre gözüküyordu gideceğim yere. Yani çocukla buluşacağım yere. O da işte dediğim gibi birkaç saat içinde dedi çıkacağım işten. Orada buluşacağız. Bakalım. Allah'tan Türkçe biliyor. Türkçe bilmesi iyi oldu. Bazıları çünkü gerçekten hiç bilmiyor. İşte ne yapıyorsun? Miyav miyav miyav. Ne yapıyorsun sen? Sen ne kadar tatlı şeysin lan. Ne yapıyorsun he? Miyav miyav. Ne oldu? Sesi de çıkmıyor baba. Sesi de çıkmıyor. Yok oğlum bir şey yanımda. Sesi de çıkmıyor. Miyav. Sana da miyav. Sana da miyav. Sana da miyav. Oh. Tamam oğlum ben gidiyorum, gidiyorum. Gidiyorum, bırak gideyim de. Hadi görüşürüz. Bak peşimden geliyor ya. Oğlum git git. Şişt, hadi o tarafa git. Ana şuna bak. Allah peşimden geliyor. Stadyum mudur nedir? Galiba buranın stadyumu. Evet. Buradan ileriden daha yakın içini görebiliriz. Ha burası stadyum gibi yapmışlar ama herhalde Türkistan stadyumu olabilir mi? Olabilir de. Çok büyük futbol takımı bilmiyorum Türkistan'ın var mı yok mu? Herhalde burası. Aynen. Burada da otobüs tamiri, otobüsün motorunun tamirini yapıyorlarmış ya. Koskoca otobüsün. Sıfırdan yapacaksınız öyle mi? Vay be. Ay. Yola çıktım tekrar. 200 metre kaldı gideceğim yere. Bakalım. Arkadaşı beklerken dedim bir restoranta gideyim. Kafeterya tarzı şöyle bir yere geldim. Buraya oturdum. Daha bir saati falan var. Mecbur bekleyeceğim. O yüzden dedim burada beklemeyeyim. Telefonu şarj ederim. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi beni burada misafir edecek abinin yanına geldik. İlker abinin. İlker abi merhabalar. Nasılsın abi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam abicim. Hoş bulduk sana. Abi. Çok sağ olasın. Beni misafir ettin burada. Hoş bulduk. Hoş bulduk abim. Dediğim gibi kendisi Türkçe'yi çok güzel konuşuyor. Ben de şaşırdım yani. Hani bildiğiniz Türk gibi Türkçe konuşuyor. Sağ olsun. İşten dedi çıkacağım dedi. O zaman dedi şey yaparız. Şimdi işten çıktı işte kendisi. Sağ olsun geldi beni aldı. Bakalım. Vapurla oraya gittik. Ha vapurla geçtik evet, İstanbul'a. Evet. Anladım abi. Anladım. Ama Türkistan gerçekten benim hoşuma gitti. Yani girer girmez dedim bu şehir dedim süper bir şehir. Yani çok güzel. Çok süper bir şehir. Burası Türkistan'ın diğer tarafı kalıyor değil mi? Bu taraf. Eski şehir. Eski taraf evet. Bunlar yeni. Bu taraflar.
hep yeni taraf. Evet, evet, evet. Evet. Valla. Türk var, Azerbaycan var. Ha, var mı? Özbek var. Oo, karışık ha. Evet. Hepsi var. Çok Kazak güzel. Var, Kırgız var. Çok iyi. Hepsi var. Evine geldik, öyle söyleyeyim. Çocuklara da iki tane çok şeker. Ömer'le Zufar diye girdiler şimdi. Çekemedim, şey yapamadım. Şimdi Ömer abinin burada ikinci evi varmış. Dedi orada dedi misafir ediyorum dedi. Genelde dedi şeyleri dedi. Şey hemen yan tarafta. Bakacağız, olmadı orada kalırız. Zıta yakın olur. Böyle bir durum. Yol adam ya. Verdi bana diğer evinin anahtarını. Burada dedi misafirler dedi burada kalıyor. Al dedi geç istediğin gibi kal. İstediğin kadar kal. Böyle bir küçük bir odası var ama. Şöyle yatak. Yani televizyon. Yeter artar bile öyle söyleyeyim ben size. Böyle bir durum.